Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta stüdyodan yapmıyoruz çünkü Ali Naci Küçük Antalya'da Galatasaray'ı yerinden takip ediyor. Bugün biraz ayrı düştük. Ali abi nasılsın? Teşekkürler. Sağ ol Orhun. Kamp çalışmalarını takip ediyoruz Galatasaray'ı. Ayrı düşmeyelim. Her zaman gönüller bir. Önemli olan o. Evet. Nitekim de Galatasaray ikinci hazırlık maçını da bu akşam oynadı ve artık bütün Süper Lig ekipleri final etabına yaklaşmaya başladı. Lig öncesindeki hazırlık çalışmalarında ve kampında. Evet, Mesut Süer de orada. Ben bu hafta da onun kademesindeyim. Dediğin gibi abi Lazio ile karşılaştı Galatasaray ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Senin gözlemlerin nedir? Eksik, yanlış, neler gitti, neler doğru gitti Galatasaray'da? İlk olarak buradan başlayalım. Ya belki skor mağlubiyet olarak gösteriyor tabeli ama ben açıkçası gelecek adına umut veren bir Galatasaray takımı izlediğimizi düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi ön alanda açıkçası o baskıyı ve presi iyi uygulayan ve bu şekilde de pozisyonlara giren bir Galatasaray takımı vardı. İşte Kerem'in bir tane topu direkten döndü, Barış Alper karşı karşıya kaçırdı. Kale önünde çok fazla pozisyona girdi ki rakibin Lazio olması ve bu oyunun ortaya konması tabii ki daha da açıkçası umut vadeden bir görüntü çizdi bize. Ama eksikleri yok muydu Galatasaray'ın? %100 var. Mesela ne eksiği? İki tane yine basit bireysel pas hatalarıyla çok kolay gol yedi Galatasaray. İlkinde Meta'nın büyük bir yanlışı, pas tercihi ve hatası. Akabinde gelen kontra ataktan gol. İkincide de Kerem Aktürkoğlu'nun çok açık bir şekilde amatörce yaptığı bir hata Galatasaray kalesine gol olarak döndü. Okan Koçuk yani yine kritik kurtarışa imza atmadan maçı tamamladı. Yine ceza sahası dışından gol yedi. Gerçekten yani Muslera'nın cezalı olacağı İstanbulspor maçı öncesinde Okan halen performansını yükseltemedi. Kalede güven vermiyor. Bu çok açık ve net, tartışmasız. Van Aanholt kötüydü. Ama biraz da iyilerden bahsedecek olursak mesela Yusuf Demir gerçekten Adana Demirspor maçında 2 gol de atmıştı. Bugün de çok çalıştı. Barış Alper iyiydi. Mitsu iyiydi. Ki ben açıkçası Mitsu'nun artık bu Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki hikayesinde daha fazla görev alacağını çok açık bir şekilde düşünüyorum. Ve tabii ki bir de genç bir isme dikkat çekmek lazım. Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman. Küçük evet. Oğlu. 11'de 11 pas isabetiyle de maçı tamamladı. Gerçekten pasları tam adrese teslim. Müthiş. Ve Galatasaray uzun vadede bence Efe'den önemli katkı alacak gibi gözüküyor. Evet, şimdi bir de takıma dönmesi beklenen Uruguaylı bir oyuncu var. Muslera döndü mü dönmedi mi onu soracağım ama Lucas Torreira ile alakalı da gerçekten Galatasaray kulübünün artık tavır alması gereken bir durum ortaya çıktı. Profesyonel olarak futbola başladığı Atletico de Julio tribünlerinde amigoluk yaparken görüntüledik Lucas Torreira'yı. Bu konuda Galatasaray nasıl bir tavır sergileyecek? Lucas Torreira ne zaman dönecek Galatasaray'a? Yarın kampa katılması bekleniyor açıkçası. Biraz rötar yaptı. Muslera geldi burada. Hatta Lazio karşılaşmasını tribünden takip etti, izledi. Uruguaylı futbolcu. Ama henüz Torreira kampa katılmadı. Geldiğinde tabii ki bu konu yani rahatsızlık yarattı. Kendisiyle görüşülecek. Ama bir para cezası gibi bir düşüncesi yok şu anda Galatasaray yönetiminin. Çünkü para cezası yaptırımını bu tip profesyonellikten uzak hareketlerde uygulayabilmeniz için sizin de %100 bir anlamda yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz lazım. Yani Türkiye'de bunu çok net bir şekilde başarabilen büyük kulüp yok neredeyse. Yani siz oyuncunun maaşını geciktirdiğiniz zaman, alacağı olduğu zaman, ne bileyim primlerini zamanında yatırmadığınız zaman bu tip tabloyla karşılaştığınızda para cezası keserseniz oyuncuyu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Çünkü adam da o zaman der ki size tamam peki ben yanlış yaptım da
benim bu ödemelerim sürekli aksıyor. Siz nerede yanlış yapıyorsunuz der. Ya da ilk fırsatı koza eline aldığında FIFA'ya gider. Şimdi zaten yakın geçmişte Torreira ile alakalı bir sıkıntı olmuştu. Herkes hatırlar o haberleri. Yani alacağı geciktiği için, alacağı zamanda ödenmediği için menajeri ihtar çekmişti Galatasaray kulübüne. Ve nitekim de yönetim temsilcisiyle alakalı rahatsızlığını Torreira'ya dile getirmişti. Şimdi yakın geçmişte bunlar yaşanmışken ben açıkçası böyle bir olay sonrasında Galatasaray yönetiminin Torreira'ya para cezası yaptırımı uygulayacağını zannetmiyorum. Evet Ali abi, daha önceki günlerde Nelson'la alakalı da bir haber yapmıştım. Dünya Kupası'nda Danimarka'da forma giyen bir Danimarkalı oyuncuydu kendisi. Tabii Galatasaray da oyuncudan para kazanmak da istiyor. Galatasaray'da bu konuda alınan yeni bir karar da var yanlış değilsem. Bu kararın ayrıntıları nelerdir? Evet, açıkçası Nelson yaz transfer döneminde Sevilla'nın çok istediği 18 milyon euro resmi teklifte bulunduğu bir oyuncuydu. Galatasaray bu futbolcuyu elinde tutabilmek için, daha doğrusu mutlu edebilmek için 900 bin euroluk ücretini sadece bu sezona özel 1.2 milyon euroya çıkarmıştı. Yani 300 bin euro bir anlamda mutluluk zammı uyguladı. Yeter ki Nelson'un kafası, aklı net bir şekilde sahada ve Galatasaray'da olsun diye. Ama tabii ki Dünya Kupası'nda özellikle Fransa maçındaki performansı sonrasında Nelson'un yine çok açık bir şekilde talipleri artmış durumda. İtalya'dan, La Liga'dan özellikle birçok teklif alacağı söyleniyor menajeri tarafından yönetime. Ama Galatasaray'ın birinci önceliği net bir şekilde şampiyonluk hedefi. Ve doğrultuda işte Galatasaray'ın gözlerinden bir tanesi, transfer gözlerinden bir tanesi Samet Akaydın'ın mesela Fenerbahçe ile anlaştığı konuşuluyor, söyleniyor. Prensip de zaten tarafların sıkıştığı ifade ediliyor. Şimdi Nelson gibi bir oyuncuyu kaybetmenin çok büyük bir risk olacağı görüşünde birleşmiş durumda Galatasaray yönetimi. Yani şampiyonluk hedefi varken, Marco'a da gitmişken savunmanın yeni liderinin mutlaka takımda kalması gerektiği görüşü plana çıktı. Ve bu doğrultuda Galatasaray'ın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında Nelson'la da görüşüldü, masaya oturuldu. Sezon sonunda transfer için gerekli kolaylığın sağlanacağı sözü verildi. Galatasaray'ın hedefleri ve bu hedeflere ulaşmasında Nelson'un önemi kendisine aktarıldı ve çok açık bir şekilde Danimarkalı futbolcu da tamamıyla şampiyonluğa konsantre olduğunu belirtip kulübün tasarrufuna göre hareket edeceğini belirtti. Ama ben yaz transfer döneminde Nelson'un kontratındaki fesih bedeli, yani 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum. Evet, yaz transfer dönemi dedik. Oradan ben topu alayım abi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk devam eden Antalya kampında basın mensuplarıyla da bir sohbet toplantısı yapmıştı ve kullandığı bir ifade çok dikkat çekti. Transfer için Avrupalı bir şirketle görüşüyoruz dedi. Bu cümleyi nasıl okumak lazım? Yani bir takviye yapmak için mi o şirkette görüşüyorlar, yoksa daha başka bir durum bu? Hemen açılımını yapayım. Hatta sıcağı sıcağına bugün teknik heyetle bu konuyu konuştum. Bu Avrupalı şirkette görüşmeye çalışıyor Galatasaray. Sebebi de şu, psikolojik danışmanlık ve oyuncu karakter analizi üzerine hizmet alıyor Galatasaray bu şirketten, Galatasaray kulübü. Yani transfer edeceği futbolcuların karakter analizinden mevcut takımdaki oyuncuların psikolojik danışmanlığıyla alakalı profesyonel bir hamlede bulunmuş Galatasaray. Bunun da altını çizelim. Yani insanların aklına bu bir menajerlik şirketi vesaire gibi düşünce gelmesin. Zaten bütün futbolcuların bildiğimiz gibi temsilciliği çok ayrı şirketlerden, ayrı temsilcilerden oluşuyor. O yüzden Okan Hoca'nın anlatmak istediği konu menajerlik ya da temsilcilik konusu değil. Ve Kerem Aktürkoğlu abi, son sorumuzla devam edelim ve kapatalım. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt Napoli iddialarını gizlemedi ve Napoli tarafından takip edildiğini artık rahat bir şekilde söyleriz. Bununla beraber Kerem Aktürkoğlu dışında ve Nelson dışında
Oyunculara yönelik bir ilgi var mı Avrupa'dan ve Kerem Aktürkoğlu artık Galatasaray'da son sezonunu yaşıyor mu sence? Yaşamalı mı? Neler diyeceksin abi? Şimdi ben şöyle başlayayım bu sözü. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın en değerli yerli oyuncularından bir tanesi. Bu bir açık gerçek. Ama ben menajerinin Erkut Söğüt'ün bu süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum. Kendi futbolcusuna zarar verdiği görüşündeyim. Bu açıklama da bence doğru değil. Kerem'in kariyeri açısından. Niye doğru değil? Çünkü geçen yıl gerçekten Kerem prime dönemini yaşadı ve çok üst düzey bir performans ortaya koydu. Barcelona maçı, Lazio maçları, İspanyol gazetelerinde manşetler. Sevilla istiyor, Atletico Madrid istiyor, Wolfsburg istiyor. Kesin Avrupa'ya gideceksin vaatleri Kerem'e verilen. Ama sezon sonunda Galatasaray'ın masasına sunulan resmi teklifi yoktu. Kerem'in önüne sunulan bir teklif ya da vaat yoktu. Yani oyuncuyu bir noktaya çıkarıp sonra o beklentileri karşılayamadığınız zaman mental olarak düşmesine sebep oluyorsunuz. Yani Kerem'in belki de sezon başında çok açık bir şekilde ben birçok yayında bunu söylemiştim. O psikolojik anlamda ya da özgüven anlamında sıkıntı yaşamasının sebebi buydu zaten. Avrupa'ya transferinin gerçekleşmemesiydi. Şimdi aynı hatayı yapmak çok daha büyük yanlış bence. Daha şimdiden Napoli evet Kerem'i izliyor demek. Bunu oyuncunun temsilcisinin söylemesi bence çok doğru ve sağlıklı değil diye düşünüyorum. Ama Kerem üst düzeyliklerde oynayabilecek bir futbolcu. Sadece mental anlamda bazı noktalarda daha güçlü olmasını, oyun bilgisi ve zekası anlamında da kendini geliştirirse gerçekten de majörlüklerde oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Sacha Boey'i isteyen kulüpler, takip eden kulüpler var net bir şekilde. Özellikle Fransız ekiplerini takip ettiğini biliyoruz. Henüz resmi teklifi yok ama Ocak ayında gelebilir mi? Evet gelebilir. Hatta zaten sezon başında Strasbourg, Monza, Udinese bu kulüpler zaten Sacha Boey için 5 milyon euro rakamına kadar çıkmıştı. Ama ben dediğim gibi Nelson'da olduğu gibi Galatasaray'ın kolay kolay B planı üretmeden hiçbir futbolcusundan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi birçok kez söylemiştim bu sezon açık bir şekilde Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk rekabetini yıllar sonra izleyeceğimiz bir sezon olacak. Galatasaray kulübü de bunun farkında. O yüzden ben sarı kırmızıların göndermek istediği futbolcular dışında bir ayrılık yaşayacağını zannetmiyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz sezon sonu. Abi çok teşekkür ederim. Antalya'dan bu hafta gündem Galatasaray'ı ifa ettik. Mesut Süer'e çok çok selam da söyle bizden. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar, selamlar. Selamlar. Evet, gündem Galatasaray'ın bu haftaki bölümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.